Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekki 11. sefir 75. kısım. Bilmelisin ki Allah'ın yaratıklarından her bir türünde seçkinleri vardır. Kuşkusuz biz onları bu kitapta zikretmiştik. Bu insan türü de türlerden birisidir ve Allah'ın onda da bir takım seçkinleri ve özellikli kişileri vardır. İnsan türündeki en üstün seçkin kullar resullerdir. Nebilik, velilik ve imam makamı onlara aittir. Bu yönüyle onlar bu türünün evinin direkleridir. Resul ise makam bakımından onların en faziletlisiyken hal bakımından da en üstünüdür. Başka bir ifadeyle Resul'ün kendisinden gönderildiği makam Allah nezdinde diğer bütün makamlardan daha üstündür. Onlar kutuplar, imamlar ve Allah'ın sayelerinde alemin kurduğu direklerdir. Bu durum bir evin duvarlarıyla ayakta durmasına benzer. Duvarlardan biri yıkılsaydı hiç kuşkusuz ev olmaktan çıkardı. Dikkat ediniz, burada ev dindir. Dikkat ediniz, onun duvarları risalet, nebilik, velilik ve imandır. Dikkat ediniz, risalet evi ve duvarlarını kendine toplayan duvardır. Dikkat ediniz, risalet insani türün varlığındaki amaçtır. Bir insan türü içinde Allah'ın resullerinden birisinin olmasından yoksun kalmaz. Nitekim Allah'ın dini olan şeriatta bu tür içinde bulunmayı sürdürür. Dikkat ediniz, bu resul Hakk'ın kendisine baktığı işaret edilen kutuptur. Öylelikle hepsi kafir bile olsa onun vasıtasıyla bu dünya hayatında insan türü korunur. Şu var ki insan adını doğal cisim ve bir ruha sahip iken alabilir. Böylece tanımı ve hakikatiyle bu dünya hayatında var olur. Dolayısıyla Allah'ın vasıtasıyla bu insan türünü koruduğu peygamberin de dünya hayatında bu tür içinde beslenen bedeni ve ruhuyla var olması gerekir. O, Adem'den kıyamet gününe kadar Hakk'ın tecelli ettiği yerdir. İş zikrettiğimiz gibi olduğu halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık geçersiz olmayacak dini ve değişmeyecek şeraiti ortaya koyup ölmüştür. Bütün peygamberler ise bu şeriatın kapsamına girmiş ve onunla yükümlü olmuşlardır. Yeryüzü ise bedeniyle yaşayan bir Resul'den yoksun kalamaz. Çünkü Resul insan aleminin kutbudur. Bunların sayısı 1000 bile olsa onlardan birinin amaçlanan imam olması gerekir. Böylelikle Allah Hazreti Peygamber'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem bedenleriyle bazı peygamberleri geride bırakmıştır. Bunlar bu dünya hayatında bedenleriyle kalan üç kişidir. İdris bedeniyle canlıdır ve Allah onu dördüncü göğe yerleştirmiştir. Yedi gökler dünya alemine aittir. Onlar dünya aleminin bekasıyla baki kaldığı gibi onun yok olmasıyla da yok olacaklardır. Öyleyse yedi gökler dünya hayatının bir parçasıdır. Çünkü ahiret diyarında gökler ve yer başkalarıyla değişir. Bu toprak kaynaklı yapıda başka bir yapıyla yer değiştirir. Nitekim mutluların yaratılışlarıyla ilgili yükseklik, duruluk ve latiflikle ilgili rivayet vardır. Söz konusu ahiret yaratılışı, tortusu olmayan bir yaratılıştır. Dolayısıyla onlar büyük veya küçük abdest ihtiyacı duymaz. Bu dünya hayatındaki gibi burunlarını da sümkürmezler. Bedbahtlar da böyledir. Allah yeryüzünde üç peygamberden ikisi olarak İsa ve İlyas'ı da sağ bıraktı. Her ikisi de Resullerdendir. Onlar Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği Hanif dinine uyarlar. Bunlar Resul olduklarında görüş birliği bulunan üç peygamberdir. Hızır ise ki dördüncüdür, bize göre olmasa da bizim dışımızdaki insanlar arasında Resul oluşu hakkında görüş ayrılığı bulunan biridir. Bunlar bedenleriyle dünya hayatında kalan kimselerdir. Bu yönüyle hepsi de direklerdir. İkisi ise imam, birisi kutuptur. Kutup, Hakk'ın alemde baktığı yerdir. Öyleyse Resuller, kıyamet vaktine kadar bu alemde bulunmaya devam edecektir. Bununla birlikte onlar, nes edecek yani öncekileri geçersiz kılan bir şeriat ile gönderilmemiş ya da Muhammed'in şeriatından başka bir şeriatla da gelmemişlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat insanların çoğu bilmez. Bu dört kişiden biri ki onlar İsa, İdris, İlyas ve Hızır'dır, kutuptur. Kutup evin duvarlarından biridir. O Hacer-i Esved rüknüdür. İki tanesi ise iki imamdır. Dört tanesi ise direklerdir.
Onlardan birisiyle Allah imana korur. İkinciyle ise Allah veliliği korur. Üçüncüyle Allah nebiliği korurken, dördüncüyle Allah resullüğü korur. Hepsiyle birlikte ise Allah Hanif dinini korur. Binaenaleyh bu insanların arasında kutup hiçbir zaman ölmez, yani bayılmaz. Hakikatini bakanlara gösterdiğimiz bu bilgiyi yolumuzdan sadece tekler, yani efratlar ve eminler bilebilir. Kendileri var olsa bile her dönemde bu ümmet içinde bu dört peygamberden her birinin kalbi üzerinde olan biri vardır. Onlar bu peygamberlerin naipleridir. Arkadaşlarımızın arasından velilerin büyük kısmı ne kutubu ne de iki imamı veya direği, yani eftadı bilirler. Onlar sadece naipleri bilir, yoksa zikrettiğimiz resulleri bilmezler. Bu nedenle ümmetten her biri bu makamlara ulaşmak için gayret gösterir. Bu makamlara ulaştıklarında ya da kendilerine tahsis edildiğinde bu kutubun naibi olduklarını öğrenirler. İmamın naibi ise imamın bir başkası olduğunu, kendisinin ise naib olduğunu öğrenir. Aynı şey direğin naibi için geçerlidir. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüklerinden birisi de ona uyan ümmetinin içinden gönderilmemiş olsalar bile peygamberlerin bulunmasıdır. Onlar gönderildikleri ve gönderilmiş oldukları makamın ehlidir. Bunu bilmelisin. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinde peygamberlere göklerde namaz kıldırmıştır. Böylece bedeni ve cismiyle hepsine imamlığı mümkün olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettiğinde alem bu peygamberler vasıtasıyla korunur. Böylece din Allah'a hamdolsun ayakta durur. Hiçbir unsuru yıkılmaz. Çünkü alemde bozulma ortaya çıksa bile dini koruyacak kimse vardır. En sonunda Allah yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara varis olur. İşte bu değerini bilmen gereken bir sırdır. Böyle bir sırrı bu yolun sırlarının kendisinden aktarıldığı kimsenin sözlerinde bulamazsın. Bunu ortaya koymam bana ilham edilmemiş olsaydı ben de onu ortaya koymazdım. Bu sırrı açıklamamla ilgili ilham Allah'ın bize bildirmeyip kendisinin bildiği bir sırdır. Zikrettiğimiz hususu özel olarak naipler bilebilir. Onların dışındaki veliler bilemez. Kardeşlerim, Allah sizi yaratıklarında bulunan gizli sırlarının kulağına değdiği kimselerden yaptığında ona hamd ediniz. O sırları Allah dilediklerine tahsis etmiştir. Onları kabul edin. İnanın, onları onaylamaktan mahrum kalmayın. Yoksa iyiliklerinden mahrum kalırsınız. Ebu Yezid el-Bestami, ki o naiplerden biriydi, Ebu Musa Eddübeyli'ye şöyle demişti. Ey Ebu Musa, bu yol ehlinin sözüne inanan birini gördüğünde ona sana dua etmesini söyle. Çünkü öyle bir insan duası makbul kişidir. Şeyhimiz Ebu İmran Musa bin İmran el-Murtili'yi İşbiliye'de Rıza Mescidi civarındaki evinde dinlemiştim. Üstad Hatip Ebul Kasım bin Ufeyr ile konuşuyordu. Ebul Kasım bu yol ehlinin söylediklerini inkar eden biriydi. Ona şöyle diyordu. Ebul Kasım, böyle yapma. Böyle yaparsan iki mahrumiyeti bir araya getiririz. Bunu kendimizden görmeyiz ve ona bizden başkasından olduğundan inanmayız. Bizim söylediğimizi reddedecek bir delil olmadığı gibi şeriat ve akla göre ona zarar verecek bir bilgi de yoktur. Sonra söylediği konuda beni tanık tuttu. Ebul Kasım bize inanırdı. Ben de üstadın söylediğini kendi mezhebinden kabul edeceği kanıtla ortaya koydum. Çünkü Ebul Kasım bir hadis bilginiydi. Allah onun gönlünü kabul etmesi için açtı. Şeyh de bana teşekkür ve dua etti.